İyi günler. Bugün 1 Ocak 2016 Cuma. İşte günün başlıkları. Yeni Akit. Hasan abimiz Hakk'a yürüdü. Gazetemizin genel yayın koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya abimiz önceki gün gece saatlerinde Medine'de Hakk'a yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisindeki heyette yer alan Karakaya, Mescid-i Nebevi ziyaretinin ardından kaldığı otelde kalp krizi geçirerek vefat etti. Bugün CHP'li belediye bu kadını kraliçe gibi yaşatıyor. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün basın danışmanı olarak işe alınan gazeteci Şermin Terzi'nin belediyeye aylık maliyeti 30 bin lirayı aştı. Güneş karış karış temizlenecek. Yeni yıl mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda çok net mesajlar verdi. Terör örgütünün karanlık kurumların kuklası olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye bölücü terör örgütünün üstesinden gelecek güce, imkana ve kararlılığa sahiptir dedi. Habertürk 2016'dan umutluyuz. Ender Habertürk için araştırdı. Sanattan spora, sosyal hayattan siyasette 2015'i halka sorduk. %60.2 kötü yıldı dedi. Yeni yıldan umutlu olanlarsa %68.1. Hürriyet, pistte 4 saat. Karlı hava yılbaşı günü yola düşen vatandaşları perişan etti. Sabiha Gökçen, havalimanı pistinde bazı yolcular uçağın içinde havalanmak için 4 saat beklemek zorunda kaldı. Mini gazete, Müslümanlar topyekun uyanmalı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karamollaoğlu, nasıl bir dünyada yaşıyoruz konferansıyla İslam coğrafyası üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Milliyet, korku Avrupa'yı rehin aldı. Terör korkusu yüzünden Avrupa'nın birçok kentinde yılbaşı kutlamaları iptal edildi. Kutlama yapılan meydanlar asker ve polis doluydu. Posta, sen hep gül. Geleceğe Işık Tut Derneği 180 öğrenciye giyim ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Kara lastik giymiş bir öğrencinin pembe botlarını aldığı an yaşadığı sevinç objektiflere böyle yansıdı. Sabah, karış karış temizliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerimiz hem dağları hem de şehirleri karış karış teröristlerden temizliyor dedi. Akşam, 2016 Türkiye'nin yılı olacak. Türkiye 2016'ya terörle mücadeleyi sürdürme, sivil bir anayasa yapma, AB reformlarını tamamlama ve dev projeleri hayata geçirme kararlılığıyla giriyor. Star, güle güle büyük adam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin son gününde herkesi üzüntüye boğan bir vefat yaşandı. Erdoğan'ı izleyen basın heyetindeki Akit gazetesi genel yayın koordinatörü Hasan Karakaya, Medine'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Türkiye, temizlik 2016'da aynen sürecek. Dağlar, şehirler karış karış temizleniyor. Bölücü terör örgütünün üstesinden gelecek güçteyiz. Vatan, içimizi ısıttı. Burası Hakkari. O soğuk sınıfta kara lastikle ders yapıyordu. Yılbaşı hediyesi gönderilen bir çift bot onun minicik ayaklarının, yüzündeki mutluluksa hepimizin içini ısıttı. Ve Yeni Şafak, FETÖ'nün sigortası kesildi. Paralel yapının bir para musluğu daha kesildi. Örgüte para aktardığı tespit edilen 21 hastane Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamından çıkarıldı. Hastanelerin yıllık 400 milyon lirayı buluyor.